Merhabalar. İlbay Çin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çin sırrı nasıl hazırlanır onu göstereceğiz. Fakat göstermeden önce Çin sırrı nedir, niçin kullanılır onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Çin sırrı bisküvi üzerine işlenilen motiflerin fırına girmeden önce üzerine katlanılan ve fırında 900 derecede pişirildikten sonra kalıcı ve daha parlak olması için uygulanılan koruyucu bir yöntemdir. Yani bir nevi bisküvi üzerinde kaplanılan camsı koruyucu bir yüzeydir. Selülozumuzu ekledikten sonra birazcık karıştırıp 3-4 saat beklemeye alabiliriz. 3-4 saatin sonunda sıra ekleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, Çin sırrını sizlere tanıttığımıza göre kullanılacak malzemelere geçebiliriz. Öncelikle 2 kilo kurşun ısır. Gördüğünüz gibi kurşun ısır, topak topak bir ısır. 2 kilo kurşunsuz ısır. 40 gram selüloz. Ve sıralayayım. Biz 4 saat önceden hazırlamış olduğumuz selülozumuzu kullanacağız. Hazırlandıktan sonra bu aşamayı bitirmiş oluyoruz. İkinci aşamada selülozumuzu karıştıracağımız kabın içine döküyoruz. Döktükten sonra 2 kilo kurşunlu sırrımızı ekliyoruz. İlk önce kurşunlu sırrı atmamızın sebebi kendi yapısı gereği topak topak olduğundan dolayı ilk aşamada çözülmesi daha kolay olacaktır. Şimdi karıştırıyoruz. 4 saat önce suya eklediğimiz selüloz rahatlıkla gördüğünüz gibi eriyebiliyor elimizde. Diğer türlü birden ekleseydik eğer bu selüloz erikmesi bayağı bir zor olacaktı. Karıştırma işlemi bittikten sonra geriye kalan 2 litre suyumuzu üzerine ekliyoruz. Ve kurşunsuz sırrımızı üzerine boşaltıyoruz. Kurşunsuz sır çözülmesi daha basit olan bir sırdır. O yüzden en son kurşunsuz sırrımızı ekliyoruz. Yaklaşık 15 ile 20 dakika arası karıştırdıktan sonra sır eleğimizden 2 veya 3 defa geçiriyoruz. Eğer sizde sır eleği mevcut değil ise bir tülbent yardımıyla da bu işlemi yapabileceğinizi daha önceden belirtmiştik. Bu işlemi 2-3 defa tekrarladıktan sonra sırımız hazır hale gelecektir. Sır eleği ince olduğu için elimizle biraz karıştırıyoruz. Dibinde topak topak kalacaktır. Parmağımızın ucuyla sert bastırarak bunları eritebiliriz.
Elekten geçirdikten sonra sırrın kıvamı ayran kıvamına gelecektir. Sırrın olduğunu bu şekilde kontrol edebiliriz. Yani akışkanlığı. Hatta şöyle gösterebilirim. Sırrın olduğunu bu parmaklarınızın hafiften gözükecek şekilde olması yeterlidir. Çok koyu kıvamı olmaması gerekiyor. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda sırlama teknikleri ve ince detaylarından bahsedeceğiz. Eğer siz de bu tarz ürünleri hazırlamak isterseniz malzemeleri ilbahçinitakı.com adresinden ulaşabilirsiniz.